Kolay Belediye gelsin. Başkanı Sayın Er, kriz merkezindeyiz dedi. İncelemelerimizi sürdürüyoruz. Şu ana kadar gelen bir olumsuzluk yok. Yani yaralanma, can kaybı yok. Ben 6 Şubat depreminden sonraki çalışmaları sordum. %60'ını aşağı yukarı yapı stokuyla ilgili tamamladık dedi. Yıkılan ağır hasarlı binaların hepsi zaten yıkılmıştı. Ama az hasarlı ya da orta hasarlı binaların da güçlendirilmesi, yenilenmesi konusu önemli. %60 oranında bunu sağladık dedi. Ve yine tekrar altını çizmek lazım. Çünkü merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi, herhangi bir yaralanma yok, hastanelerden gelen bir olumsuz haber yok, can kaybı yok. Belki bazı binalarda işte kırıklar, çatlaklar ya da az hasarlı esas şeyler panik meydana var, gelir. Tabii. Panik ve tabii. İnsanlar çünkü bak arabalarla. Bu travmayı atlatamıyor insanlar bölgede, özellikle de 6 Şubat'tan sonra. Nasıl atlatsınlar, evet. Kolay kolay atlatılamayacak bir şey. Haluk Hoca'nın da söylediği gibi bir yani deprem sarmalının içindeyiz. Bu gerçekle daha yeni yeni yüzleşiyoruz. İnsanlar hemen şehir dışına kaçıp kırsala doğru gidiyor çünkü peşinden bir tane daha gelirim diye. 6 Şubat'ta değil mi 9 saat arayla iki büyük deprem oldu. Şimdi bu bir paniğe neden oldu doğal olarak. İnsanlar kaçıyor, ikincisi gelecek mi diye. Hı hı. Bu arada sevgili Ezgi'den de rica edeyim. Malatya'da bir Malatya'dan yayın yapan bir televizyon kanalında. Biraz önce veriyordular ekranda. Evet, onu tekrar bir ekrana getirebilir miyiz? Sesiyle ben tabii bir dinleyelim isterim. Mümkün mü? Hala devam ediyor. Korkunç. Arkadaşlar, jenerik mi girsek? Burayı seversen burası dünyanın... Of. Evet. Aman ya Rabbi. Hala devam ediyor. Korkunç. Arkadaşlar, jenerik mi girsek? Evet. Evet, bir meslektaşımız tam o anlarda canlı yayındaydı. Korku yüzünden okunuyor. Çok büyük bir korku, çok ciddi bir sarsıntı. Evet, geçmiş olsun bir kez daha Malatya'ya ve bütün tabii etkilenen illere. Nedir gözleminiz, merak ediyorum. Ortadaki karaya bak şimdi, bak orada bir deprem anı ve nasıl insanlar panik halde. Tabii. Herkes kendini sokağa atıyor, herkes evet. Arabalarına gidiyor ve kaçma durumu. Biz de olsak biz de öyle yapacağız. Yani tabii. Şimdi yapacak ama bir şey işte yok. Kaçma... Üst üste deprem yaşamış insanların. Evet. Doğal refleksi bu.